kuni bir yigit menga bitta savol bilan keldi-da. Juda qiyin bir holatga qo'yib qo'ydilar. Domla deb endi ko'pchilik kelaveradi, ko'p narsa so'raydi. Domla dedilarki, "Mani bolamni boshida bir o'sma paydo bo'lib qoldi. Juda qiynaldik, davolatyapmiz, oxiri shu bolamizni hozir zudlik bilan xorijga olib amaliyotini, ya'ni operatsiyasini o'tkizmasak, bolamiz yo nobud bo'lar ekan, yo ko'rmay qolar ekan ko'zi. Shunga yordam bering" dedi. "Yoki bo'lmasa bir narsaga fatvo bering" dedi. "Nima fatvo desam, biz mana shu tashvishlar bilan yurib pul topamasdan uyimizni sotdik, ijarada yashayapmiz. Sotadigan narsamizni hammasini sotdik. Lekin haligacha pul topa olmadik. Yetadigan pul chiqmayapti. Ayolim bolamni ushlab 4 yashar bola, yo 3 yashar bola. Ko'chada yig'lab o'tirgan ekan mana shu Toshkentda. Oldidan bittasi o'tib ketyapti ekanda, to'xtab boshqa millat, boshqa din vakilasi bir ayol. Nima bo'ldi desa, shunaqa qiynalib qoldik bolamiz degan ekan. Biz senga pul beramiz" dedi. "Qancha pul kerak bo'lsa biz beramiz, yur." Ayolam ziraga ayol ekan, uni missioner deb qo'rqanda aytganki, "Yo, sizniki kerak emas, nima farqi bor?" debdi u ayol. "Keyin menga dinini o'zgartir, dinini qabul qil deysizlar" degan ekan, "Dinim bilan nima ishing bor seni?" debdi. "Men pul beraman senga, boshqa gap yo'q." Ayol qo'rqqanidan bolasi shunaqa holatda bo'lsa ham to'xtang deb eriga aytibdi, "Bir domladan fatvo so'rang, shuni olsak bo'ladi." "Mani oldimga endi shu yerda o'tirganlar qo'yib ko'ring, nima deysiz?" Ko'rinib turibdi, u haqiqatda ham o'zini dinini targ'iboti uchun qilyapti bu ishni. "Olmang undan, deydigan mard berish kerak-da o'zi. Mana aytdimki, ozgina fursat bering menga, to'xtab turing, uyat bo'ladi-ku" dedim. "Shuncha million musulmonning ichida nahot endi bitta sizga yordam beradigan badavlat odam chiqmasa. Men mehrobda turib aytayapman, yolg'on gapirishim mumkin emas. O'nlab boylarga telefon qilib chiqdim, iltimos shunaqa deb. Ey tovarim endi kelyapti, ey domla bunday bo'ldi, ey domla bunday bo'ldi, bittasi 200 dollar tashib beraman" dedi. Juda qiyin ahvolda qoldim. Eng achinarlisini men aytmoqchi bo'lgan gapim, aynan mana shu odamni bir devor qo'shnisi eng mashhur raqqosa ashillachini olib kelib 5000 dollar pul sochib o'sha joyda to'y qilibdi. Harom emasmi bu? Alloh bergan ne'matga noshukurchilik emasmi? Bitta qo'shnisi bolasini davolayman deb yashab turgan uyini sotib yursa-yu, boshqalar unga yordam beraman desa, dindoshi, millatdoshi, mahalladoshi, ota-buvasi bilan qo'shni bo'lib kelgan odam o'shinga olib chiqib, "Mana men to'y qilmayman, mana shu siz bolangizga" desa, qiyomatda qanchalik unga bilasizmi yordam bo'lardi. Qiyomatda shunaqa yordam bo'lardiki, payg'ambarimiz alayhi salom aytdilar, "Kim bir musulmonni bu dunyodagi tashvishiga yordam berib, o'sha tashvishini ketkizib qo'ysa, qiyomatda Alloh taolo uni qiyomat dahshatidagi qiyinchiligini yordam berib qo'yadi" dedi. Afsus azizlar, ming afsus. To o'sha pulni topib biz unga yordam beramiz deguncha bolasining ko'zi ojiz bo'lib qoldi. Qila olmadik shuni. Endi bu voqeaga 4-5 yil bo'ldi. Alhamdulillah, hozir endi shijoatli boshqa mana shunaqa yetimparvar yordamlar ko'payib qolyapti, alhamdulillah. Lekin hozir ham azizlar, biror sarf xarajat qilishlikdan oldin o'sha nochor miskinni holini o'ylashimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom bir gap aytganlar. Mana shu solinadigan dasturxon, ziyofat haqida aytganlarda, ziyofatlarning ichida, dasturxonlarning ichida eng yomoni qorni ochni taklif qilmasdan qorni to'qlarni taklif qilinadigan dasturxon deganlar. Endi siz aytingchi azizlar, qaysi dasturxonga biz qorni ochlarni chaqiryapmiz? Doimgidek yana o'sha badavlat odam keladi. Undan ko'ra shu ihsonni uyma uy tarqatsak, har bir uyga kirganda bitta oila rohatlanadi. Dinimizni maqsadi ham shu bo'lsin. Bugun biz qo'shnichilik haqida gapirishligimizdan ko'zlangan maqsad ham shu.
eğer ki koşnelerge yakışlık kılıçlığını devam ettirsek, onların dualarını alsak, kıyamatta biz gücüde kette kette yardım bulalım. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis etken ekerler azizler. Bu İmam-ı Tabarani'de. Ben öyleyim ki bu hadisini cüda korkup aydemen azizler. Bu hadis hatta beni özümleyem hammamızın titrattı. Şu hadisini ben bugün okuyandan ki korktum ki ya Rabbi beni günahımı keçir. Ben kandı yeken ben. Resulümüz aleyhissalatu vesselam ettiler. Ma amene bi men bata şa'ban ve caruhu ca'i'un ila cembihi ve hu ya'lemu bihi dediler. Özünün yan koşnisini aç ikerliğini bilip özü tok halette uklayan adam menge iman keltirmek dediler Peygamberimiz koşnisini açlığını bilip durup kolunu sıltap boptu da deyip uzun karnı tok bulup uklayan adam menge iman keltirmekti dediler Peygamberimiz Aleyhisselam. Şunun için elbette koşnunun halden haber alış gerek. Ne böyle yaptı? Şimdi elbette kadir olsa, eğer her ikisi ham kadir olmasa Allah Ta'ala razzak başka canına rızk vergücü. Lekin vay özü getince elbette şimdi bitti koşnunu, bu koşnusu hiç olmasa bunun nispeten Allah torlap koyadı. O zaman aslında bana şu miskin fakirlerini biz azizler hemen eğer şeriyetki muvafık olsa bana boylar zekatını veredi, sadakasını veredi, kembekalda hakkını veredi. Cemiyette kıynelgen adam kalmaydı. Eğer huttu şu korsatma bilen yaşaydıken olsak bizde muamma tükeydi Müslüman ülkesinde. Lekin afsus ki biz fakat yine din degende bana namaz okuşumuzu ibadetimizi düşünüp kagerlikimiz bu bizi cüda kıyna yaptı. Bana bunda içtimai meseleler, cemaavi meseleler hem dindi içiden ikerliğini yadımızda tutmalıyımız gerek. İmam Bukhari rivayet kılken hadisini kildiremiz. Uzat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan ayet dediler ki, bir günü Resulümüz aleyhisselam'dan Abdullah İbni Mes'ud rivayet kıl yaptı, soraştı sahabeler. Ey zem inde Allah-ı Akbar. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın huzurunda en katta günah kaysi günah dedi. Şunda Resulümüz aleyhissalatu vesselam en tec'ale lillahi nidden ve huve halakaka. En katta günah Allah Teala seni yaratken halde sen Allah'a şirk keltirişin dediler. Sorabdi ondan ki kaysi günah. Uzat aytibdiler. Siz bilen birge taomlanishdan yani kambag'allikdan korkup farzandingizni o'ldirishingiz. Yani bolam ko'payib ketyapti, yana bitta bola bo'lib qopdi, ke shuni o'ldirib qo'yay, abort qildirib olay deb agar bolani boqishlikdan qo'rqib shu ishni qiladigan bo'lsa katta gunoh debdi. Chunki razzoq Alloh. Ana undan keyin qaysi dedilar sahobalar. Undan keyin qaysi gunoh deydilar? Koştingizni cüftü bilen zina kılışingiz dediler. En katta günahlar Allah'ın şirk kılış derecesi değil günahlar gibi koş yaptı azizler. Çünkü koşunu en amanetlerdi. Ana şunun için ozu zina ozu en katta günah edin. Ama koşunu cüftü bilen zina kılışlık en katta günahlar sarasıdır. Çünkü bu katta hıyanet. Hem zina kıldı günah kıldı. Ham qo'shnilik omonatiga, musulmonlik omonatiga xiyonat qildi. Shuning uchun bu masalada ham juda hushyor bo'l. Qo'shnilar muomalasida ularning ahlilari, ularning oilalari, ularning qizlari biz uchun omonat. Avvallari qo'shnilarimizning qizlari ko'chada yursa, qo'shnini ko'rib qolsa qo'rqar edilar. Qo'shnini ko'rib qoldi, ko'rib qolsa qo'shni tanbih berardi. Ey qizim, nima qilyapsan bu yerda? Nega kechqurunda yuribsan? U qo'shni bo'lsa ham, ey paloncha amakini ko'rib qoldi, qo'shnidan shunaqa qo'rqardi. Nima uchun? Chunki qo'shnining ham haqqi bor edi. Tarbiya haqqi edi. Ana shuning uchun ham
qo'shnichilik masalasida biz juda ham hushyor bo'lmoqligimiz lozim. Kuni kecha Allohga shukr bir ajib bir an'ana, juda go'zal bir anjuman bo'lib o'tdi Samarqandda. 19 mart kuni dinimizda qo'shnichilik haqlarida gapirganim uchun buni eslab o'tyapman. Yaxshi qo'shnichilik borasida Afg'oniston diniy ulamolari, Tojikiston diniy ulamolari, O'zbekiston diniy ulamolari ishtirokida katta bir anjuman o'tkizdik. Bu ham keyingi davrdagi siyosatimizda qo'shnilar bilan bo'layotgan muomalani qanchalik go'zallashgani, go'zal bo'lib yaxshi holatga kelgani. Chunki qo'shnilar nafaqatgina aytaylik xonadonda, balki mana shu jamiyatda, davlatchilikda qo'shnichilik bor. Ana o'sha qo'shniligimizni ham bugungi kundagisini tahsinga loyiq. Hamma atrofimizdagi qo'shni davlatlar bilan bo'layotgan siyosiy aloqalarimiz, insoniy aloqalarimizni ko'rib turibsiz. Bu ham katta ne'mat. Xuddi shuningdek biz ham O'zbekiston musulmonlari idorasi, din ishlari bo'yicha qo'mita hamkorlikda mana shunday katta bir anjuman o'tkazamiz.